Yukarıdaki ABC üçgeninin A açısı 70 derece. Hemen yazdım. B açısı 44 derece yazdım. DC C'nin açıortaymış. Açıortaysa açı iki eşit parçaya bölmüş C açısını. DE BDC üçgenin bir yüksekliği olduğuna göre demiş. Yükseklik ise nedir? Bu 90 derece eşittir. EDC kaç derecedir? Yani bana buradaki x kısmını soruyor. O halde bu açıortayı AA dersem büyük ABC üçgenine bakıyorum. Üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceydi. O halde 70 artı 44 artı 2A eşittir 180 gelmiş olur. Buradan da 114 artı 2A eşittir 180 gelir. Karşıya attığım zaman da 2A ne gelir? 66 gelir. A da buradan 33 gelmiş olur. Yani buradaki A açısı 33 dereceymiş. Şimdi EDC üçgenine bakıyorum. 90 33 var. Yani 90 artı 33 artı x yine neye eşit olmuş olur? 180'e eşit olmuş olur. 90 33 toplarsam ne gelir? 123 artı x eşittir 180 gelmiş olur. 123'ü karşıya atarsam x'i bulurum. X de buradan 57 gelmiş olur. Verilen üçgen şeklinde kağıtta KL eşittir KM ve LKM 80 dereceymiş. Şekildeki KL L köşesi M köşesi çakışacak şekilde KM üzerine katlanıyor. Yani köşeler üst üste gelecek şekilde katlanıyorsa burası nedir? Açı ortaydır. Açı ortay var. İkiz kenarlık var. O zaman katlama çizgisi ne olmuş olur? Dik olmuş olur. Ve buralar 40-40. Burada L açısıyla M açısı da 50'ye 50 gelmiş olur ikizkenar üçgenden. KN katlama çizgisi olduğuna göre demiş aşağıdaki hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Aynı şekilde ne var burada? Açıortay var. İkizkenarlık var, diklik var. O zaman nedir? Kenarortay eksikliği. Yani LN NM'ye nedir? Aynı zamanda eşittir. O halde A doğru olmuş oluyor. LKN 40 derecedir diyor. Bakıyorum. LKN 40 derecedir. Evet, doğru olur. KNM 90 derecedir. KNM 90 derece. Evet. Bu da doğru olmuş oluyor. KN NM'ye eşittir diyor. Bakıyorum KN NM'ye eşit. Böyle bir eşitlik söz konusu değil. O halde Denizli yanlış olmuş olur. Bir matematik öğretmeni sınıfa aşağıdaki boyutlar verilen dikdörtgen biçimi şeritlerini yeterli sayıda getirmiş ve bu şeritleri öğrencilerine dağıtmıştır. Öğretmen öğrencilerine bu şeridi kısa kenarına paralel olacak şekilde keserek uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan 3 parça ayırmalarını ve elde ettikleri 3 parça ucuyla birleştirerek üçgen oluşturmalarını istemiştir. Buna göre öğrenciler en fazla kaç farklı ikizkenar üçgen oluşturabilir? O halde ne yapıyorum? En kısa duruma bakıyorum. Yani buradan ne gelmiş olur? 5, 5, 8 üçgeni ne yapabilir? Oluşturabilir. 6, 6, 6 üçgenini oluşturabilir. Bu nedir? Şunu diyebilirsiniz. Bu eşkenar üçgen. Evet, her eşkenar üçgeni nedir? Aynı zamanda ikizkenar üçgendir. O halde bu da sağlamış olur. Diğer durum nedir? 7, 7, 4'tür. Diğer durum 8, 8, 2'dir. 9, 9, 0 diye bir üçgen ne olamaz? Olamaz. O zaman kaç tane ikizkenar üçgen oluşturabilirim? 4 tane ikizkenar üçgen oluşturabilirim. Kareli zemin üzerinde verilen KLM üçgeninde ABCD noktaları KL kenarı üzerindedir. Buna göre KL kenarına ait kenarortay KL kenarının hangi nokta ya da hangi noktalar arasında keser? Önce K ile L arasındaki ne yapıyorum? Uzunluğu buluyorum. Saydığım zaman kareleri kaç tane gelir? 2, 4, 6, 8, 9 tane gelmiş oluyor. Demek ki buranın uzunluğu 9'muş. O zaman kenarortay ise kenar iki eşit parça bulacak. Yani 4.5'a 4.5 şekilde olacak. 4.5 ne olmuş oluyor? K'dan saymaya başlarsam 2 A'ya gelir. 4 C'ye gelir. 4.5 da C ile D arasına gelir. Yani ben bunu kenarortayını çizdiğim zaman M noktası ne oluyor? C ile D arasına gelmiş olur.
Yukarıdaki geometri tahtası görselinde lastik yardımıyla ABC üçgeni oluşturulmuştur. Lastiğin A köşesi aşağıda verilen çivilerden hangisine takılırsa BC kenarına ait kenarortay ile A açısına ait açıortay aynı doğru parçası olur. Önce ne yapıyorum? Kenarortay noktasını buluyorum. B ile C arası kaç birim ona bakıyorum. B ile C arası 6 birim olmuş oluyor. Kenarortay olması için ne olacak? Tam orta noktasına gelecek. Yani burası olmuş olacak. Peki açıortayla aynı olması için ne olması lazım? Aynı zamanda da dik olması gerekiyor. Yani dik olarak çizdiğim zaman A noktası nereye takılmalı? 2'ye takılmalı diye bulurum. Aşağıdaki 20 cm uzunluğundaki çubuk herhangi iki noktasına kesilerek uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan 3 parça ayrılacaktır. Kesim işlemi yapıldıktan sonra parçanın uç kısmından aşağıdaki birleştirerek bir üçgen oluşturabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi santimetre cinsinden parçanın birinin uzunluğu olamaz. Üçgen oluşturma şartı neydi? Kenarları önce ABC diye isimlendirelim. A kenarı için neydi? B ile C'nin farkından büyük olacak. A kenarı toplamından da ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani bu kenarlardan birisinin uzunluğu ne yapamaz? Bu ipin uzunluğunun yarısı olamaz. Aha, o halde ben A'yı burada 10 olarak alamam. A'yı 10 olduğum zaman B artı C'yi 10'dan büyük bir değer bulamam. Yani cevap Adana gelir. Yukarıdaki üçgen şeklindeki kağıt M köşesi LM kenarının üzerinde olacak şekilde katlanıp açıldığında oluşan kat çizgisi üçgenin hangi yardımcı elemanıdır diye bana soruyor. Burada eğer M'yi L üstüne getirmiş olsaydım kenarortay olmuş olacaktı. M'yi KL üzerinde bir noktaya getirmiş olsaydım açıortay olacaktı. Ama direkt aynı kenar üzerinde katladığım zaman burası ne olmuş olur? Yükseklik olmuş olur. Yukarıda verilen KLM üçgeninde LN eşittir NM, KN MKL açısının açıortayıdır diye bana soruyor. Yani burası açıortaymış. Bunun karşısında ne var? Kenarortay var. Açıortay ile kenarortay varsa nedir? KNM açısı diktir. Aynı zamanda bu üçgen nedir? İkizkenar üçgendir. Yani KL eşittir KM'dir. Burada ne yapabilirim? X'i bulabilirim. 2x artı 4 eşittir 3x eksi 1 diyorum. 2x'i karşıya attım. Eksi 1'i bu tarafa attım. X ne gelir buradan? 5 gelmiş olur. Buna göre diyor KLM üçgenin çevre uzunluğu kaçtır diye bana soruyor. O zaman x görünüm yerine 5 yazarsam burası 5, burası 5, 14, burası da ne gelir? 14 gelir. Topladığım zaman yani 14 artı 14 artı 10'dan da çevre uzunluğu 38 gelmiş olur. Bir noktanın bir doğruya en yakın uzaklığı o noktadan o doğruya çizilen dik doğru parçasıdır. Aşağıdaki çeşitkenar bir üçgenin herhangi bir köşesine çizilen yardımcı elemanlar gösterilmiştir. Buna göre herhangi bir üçgenin herhangi bir köşesine çizilen yardımcı elemanın uzunluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur bana diye soruyor. Burada dikkat etmem gereken nokta ne? Bir ikizkenar veya eşkenar üçgen çizdiğim zaman o karşı tarafa çizdiğim yardımcı eleman yükseklik aynı zamanda kenarortay aynı zamanda ne olmuş oluyor? Bu açıortay doğrusu olmuş oluyor. Yani burada eşitlik söz konusu olabilir. O halde A ile D'yi bu durumda ne yapmış oluyorum? Elemiş oluyorum. Peki en yakın uzaklık neymiş? Dik doğru parçasıymış. O zaman en kısa uzaklık ne olacak? Yükseklik olacak en küçük olan. Bunu da sağlayan hangisi bu şartları Ceyhan olmuş olur? Yukarıdaki birim kare zeminde çizilmiş AB'nin uç noktaları 1, 2, 3, 4 numaralı noktalardan biri ile birleştirerek bir üçgen elde edilmiştir. Elde edilen üçgende AB kenarına ait kenarortay ile yükseklikten aynı doğru parçası olduğuna göre AB'nin uç noktaları kaç numaralı nokta ile birleştirilmiştir. Önce ne yapalım? Bu AB'nin orta noktasını bulalım. Peki A'dan B'ye giderken ne yapıyorum? 4 aşağı gittim. 8 tane de ne yaptım? Sağa gitmiş oldum. O zaman tam ortasını bulmak için ne yapacağım? 2 aşağı 4 tane sağa gitmem gerekiyor. O halde nereye geldim? Buraya gelmiş oldum. Aynı şekilde devam ettiğim zaman ne olmuş oluyor? Bunun kenarortay ve yüksekliğini bulmuş oluyorum. Ne yaptım? 2 tane sağ. Bu defa
4 tane yukarı gittiğim zaman da hangisine gelmiş oluyorum? Bir noktasına gelmiş oluyorum. Aşağıda verilen şekilde tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olup BC kenarının uzunluğu 14 santimdir. Buna göre oluşan ABCD dörtgeninin çevre uzunluğu santimetre cinsinden alabileceği en küçük değer nedir? Önce ABC üçgenine bakıyorum. İki kenarın toplamı ne olacak? 14'ten büyük olacak. O zaman AB artı AC ne olmak zorunda? 14'ten büyük olmak zorunda. Bana tam sayı dediği için ne olacak? 14'ten büyük tam sayıların kaçtır? 15'tir. Aynı şekilde bunu BD ve DC için düşünebilirim. Yani oradan toplam ne gelecek? 15 gelecek. Ben bunların hepsini topladığım zaman aslında neyi bulmuş olurum? Çevreyi bulmuş olurum. Çevre en küçük kaç gelir? 30 gelmiş olur. Aşağıda her bir eş bölmelerden oluşan kırmızı, mavi ve sarı renkli çubuklar verilmiştir. Bu çubuklar yardımıyla KLM üçgenin kenar uzunlukları aşağıdaki gibi ölçülüyor. Sarı renkli çubuğun uzunluğu santimetre cinsinden iki basamaklı en küçük tam kare doğal sayı eşit olduğuna göre, yani sarının uzunluğu iki basamak en küçük tam kare sayı kaç? 16. LM'nin santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır? O halde bakıyorum, 16 mavinin bir kenar uzunluğu ne gelir? 6 tanesi 16 ise bir tanesi 16 bölü 6 gelir. Toplam kaç tane var? 8 tane var. O zaman 8'e çarptığım zaman, hatta sadeleştirelim, 8 bölü 3'ü 8'e çarptığım zaman ne olur burası? 64 bölü 3 olmuş olur uzunluğu. Peki mavinin 5 tanesi kırmızının 3 tanesine eşit. O halde mavinin bir tanesi 8 bölü 3'tü. 5 ile çarptığım zaman kırmızının uzunluğuna ne gelmiş olur? 40 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Üçgen çizme kurallarından LM'ye x dersek 64 bölü 3 eksi 40 bölü 3'ten büyük olacak x. Toplamından da ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani 64 bölü 3 artı 40 bölü 3'ten de ne olacak? Büyük olacak. Çıkarttığım zaman 24 bölü 3'ten büyük olacak. Topladığım zaman da 104 bölü 3'ten de ne olacak? Küçük olacak. 24 3'e tam bölünür. 8'den büyük. 104 3'e tam bölünmez. O da neye eşittir? 34,6 devreden şeklinde eşittir. O halde ne yapıyorum şimdi? Alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 9. En büyük kaçtır? 34. O halde 34'ten de 9 çıkartırsam ikisi arasındaki fark kaç bulunur? 25 bulunmuş olur. Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC üçgenindeki C açısına ait açıortayın uzunluğu ile DF üçgenine ait D kenarına ait uzunluğun toplamı kaç birimdir? Önce ABC'den C açısına ait açıortaya bakıyorum. Nedir? Çizdiğim zaman şurası gelmiş olur. Neden? Burası bu ikizkenar üçgen olduğu için çektiğim yükseklik hem açıortay doğrusu olmuş olur, hem yükseklik aynı zamanda da kenar uzunluğuna eşit, kenar ortay uzunluğuna eşit olmuş olur. O halde bu kaç birimdir? 5 birimdir. Her biri bu karelerin neymiş? 2 birimmiş. O halde bu kaç eşit olmuş olur? 5 çarpı 2'den 10 gelmiş olur. Aynı şekilde şimdi DF için bakıyorum. DE yükseklik geniş açı olduğu için nedir? Dışarıdan çekmek zorundayım. Yani şu şekildedir. Kaç birim kare eşittir? 4. Her bir birim kare 2 ise uzunluğu bunun kaç gelmiş olur? 8 gelmiş olur. Bu ikisinin toplamını soruyor. Yani 10 artı 8'den 18 bulunur. Çeşitkenar üçgensel bölge şeklindeki bir kağıdın KL kenarı LM kenarıyla çakışacak şekilde katlanıp tekrar açılıyor. Buna göre oluşan kat çizgisi üçgenin hangi yardımcı elemanı olur? Şimdi ben katlamada neyi biliyorum? Eğer bir köşe diğer köşe üzerine geliyorsa kenarortay olur. Peki burada bakıyorum, K köşesi L ya da M'nin üzerine gelmiş mi? Hayır. O halde bu kenarortay değil. Yükseklik olması için ne olması gerekiyor? L'nin ya da K'nın nasıl katlanması gerekiyor? Dik olacak şekilde katlanması gerekiyor. Burada ne yapmamış? Dik olacak şekilde katlamamış. Yani diğer kenarın üzerine gelmesi gerekiyor. O halde bu olmaz. Peki hangisi olur o zaman? Açıortay olur. Neden? Bu iki kenar birbirine eşittir. Aynı zamanda KL bu
bu kenara eşit olmuş olur. Hem ne var? İkizkenarlık var. O halde burası ne olmuş olur? Açıortay gelmiş olur. Aşağıda şekil 1'e verilen KLM üçgeni KL kenarı KM kenarı üzerine gelecek şekilde ok yönünde katlanıp açılıyor. Daha sonra KLM üçgeni şekil 2'deki gibi KM kenarı LM üzerine katlanıp açılıyor. Son durumda KN ve MP kat izleri oluşmuştur. Buna göre son durumda oluşan X ve Y açıların ölçüleri toplamı nedir diye bana soruyor. Burada ne yapmış? Katlama sorusu karşı kenar üzerine olduğu için burası ne olmuş olur? Açıortay doğrusu olmuş olur. Yani bu iki ne yapmış? Eşit parçaya bölmüş. Yani 30'da 30 olacak şekilde bölmüş oluyor. O halde x burada ne gelmiş olur? Birinci katlamadan 30 gelmiş olur. İkinci olarak ne yapıyor? M açısının üzerine katlıyor. O halde burası da ne olmuş olur? Açıortay olacak şekilde iki parçaya bölmüş olur. Peki M açısı kaç derece toplamı? 60, 80 daha 140. 180'den çıkarttığım zaman ne yaparım? M açısını bulmuş olurum. O da 40 gelmiş olur. Peki iki kenar birbirine eşitse ne olur? Burada 20'ye 20 şeklinde paylaşır. O halde Y de buradan ne gelir? 20 gelir. Bana X artı Y'nin toplamını soruyor. 30 artı 20'den de 50 gelmiş olur. Şekildeki dik üçgende A 90 derecedir. BC kenarını T noktasına kesen A merkezli çember yayı AC'nin D noktasında BE'yi de E noktasında kesmektedir. DC BE'den büyük olduğuna göre AB üçgenin iç açılarının ölçüleri doğrusu olan şey aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Peki ne yapıyorum? A merkez yarıçap olduğu için merkez olduğu için ne yaparım? AE ve AD'ye R dedim. Buradan DC'ye X BE'ye Y dedim. O halde ne olmuş oluyor? R artı X büyüktür. R artı Y olmuş olur. Peki A açısı en büyüktür. Neden? Bir üçgen iç açıları ölçüsü 90 ise diğer açılar ne olamaz? 90'dan büyük olamaz. Neden? İç açılar toplam o zaman 180'i geçmiş olur. En büyük A'dır. Peki ikinci olarak R artı X büyüktür. R artı Y idi. R artı X'in gördüğü açı hangisi? B açısı. O halde B açısı nedir? C açısından büyük olmuş olur. Kenar uzunluğu gördüğü yayın uzunluğu daha büyük olduğu için. O halde cevabım ne gelir? Denizli gelmiş olur. Yukarıdaki doğru parçayı kullanarak oluşturabilecek üçgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi hangilerini alabilirim ona bakıyorum. AB, CD ve EF'yi aldığım zaman CD ile EF'nin toplamı AB verdiği için üçgen oluşmaz. Eğer CD ile KL'yi alırsak 6 artı 3'ten 9 gelir. Zaten ondan küçük olmuş oluyor. Oluşmuyor. Peki CD, EF ve KL'yi alırsam ne olur? 3 ile 4'ü aldığımı düşünelim. İki üçgenin eşitsizliğini sağlıyor mu kontrol etmek için. 4 eksi 3 küçüktür. Diğer kenar 6 de küçüktür. 4 artı 3'ten 1 ne olmuş oluyor? 1 ile 7 arasında olmuş oluyor. O halde üçgen çizme kuralına uyuyor. Yani üçgeni şu şekilde çizersem ne gelmiş olur bir kenar uzunluğu? 6, diğer kenar uzunluğu 4, diğer kenar uzunluğu 3 gelmiş olur. Çevresi ne olur? 6 artı 4 artı 3'ten 13 gelir. Aşağıdaki şekil 1'e verilen ABC ikizkenar üçgeninde AB eşittir AC'ymiş. Hemen eşitliği ne yapalım yazalım. BAC'de 40 dereceymiş. ABC üçgeni şekil 2'deki gibi C köşesinden BC kenarıyla AB kenar çakışacak şekilde katlanıp açılarak şekil 3'te elde ediliyor. Şekil 3'te oluşan katizi BD olduğuna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? O zaman önce açıyı bulalım. B açısı nedir? 70'tir. C açısı nedir? 70'tir. İkiz kenar olduğu için. C açısı AB üzerine katlıyorsa burada nedir? Açıortay oluşmuş olur. Yani buralar 35'e 35 gelir. A açısı kaçtı? 40'tı. C açısı 70'ti. BDC açısı kaç gelmiş olur? 75 gelmiş olur. ADB açısı da 105 gelmiş olur. Şimdi hangisi yanlıştır ona bakalım. A şıkkından başlıyorum. BD büyüktür. DC diyor. BD'nin gördüğü açı kaç? 70 derece. DC'nin gördüğü 35 derece. O halde A doğru olmuş olur.
B'ye bakıyorum. AB BD'den büyükmüş. AB'nin gördüğü 105 derece. BD'nin gördüğü 40 derece. O halde bu da doğru olmuş olur. C'ye bakıyorum. AD küçüktür BC diyor. AD'nin gördüğü açı 35. BC'nin gördüğü açı da 40. O halde bu da doğru olmuş oluyor. D'ye bakıyorum. AD küçüktür DC diyor. AD'nin gördüğü 35. DC'nin gördüğü de 35. O halde bu ikisi eşit oluyor. Yani Denizli yanlış olmuş olur. Serdar aşağıdaki uzunluklara verilen renklerdeki çubuklarla bir dörtgen oluşturuluyor. Serdar şekilde soru işaretiyle gösterilen yere uzunluğu santimetre cinsinden bir tam sayı olan çubuk yerleştirmek istiyor. Buna göre Serdar'ın yerleştirdiği çubuğun uzunluğu santimetre cinsinden alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Önce ne yapalım? Bu çubukların uzunluklarını yazalım. Pembe 4'tür. Turuncu 8'miş. Yeşil 15. Mavi de 9'muş. Eğer ben ortaya soru işaretinin olduğu yere çubuk çekmek istiyorsam ne olur? İki tane üçgen oluşmuş olur. Yani bu üçgen eşitsizliği kuralını ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Bu soru işareti olan yere X dersem, yukarıdaki pembe turuncu üçgenin de üçgen eşitsizliği uygularsam ne yaparım? 8 eksi 4'ten 4'ten büyük olmak zorunda x, 12'den de küçük olmak zorunda. Aynı şeyi yeşil mavi olan çubuklarla yapıyorum. 15'ten 9 çıkarttım. 6'dan büyük olmalı x. Topladığım zaman 15'te 9'da 24'ten küçük olmalı. Bu ikisini sağlayan eşitsizlik hangisi ona bakıyorum. İkisindeki ortak nedir? 6'dan büyük olmasıdır ve 12'den küçük olmasıdır. Alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır diyor. O zaman en büyük değer 11 gelir. En küçük değer de 7 gelir. 11 artı 7'den de 18 olmuş olur. Yukarıdaki KLM çeşitkenar üçgeninin KL kenarı KM kenarının üstüne gelecek şekilde katlanıp tekrar açılıyor. Oluşan kat çizgi aşağıdakilerden hangisi? Yani ben burada çizmek istersem ne yapmış burada? KL'yi KM'nin üstüne katladığı zaman şu şekilde gelmiş olur. Peki bunu ne yapıyorum? Şöyle olmuş. Oluşan kat çizgisi nerede oluşmuş olur? Tam olarak K ile bu kesiştiği yeri bulursam şura olmuş olur. Peki bu ne olur? Çizdiğim kalın çizgili çizdiğim açıyı iki eşit parçaya bölüyordu. Neden? Kenar ortayda. Kenarlar üst üste geliyordu. Açı ortayda. Bir kenar diğer kenarın üzerine gelmiş oluyordu. O halde ne olmuş olur? Bu K açısına ait açı ortay olmuş olur.